Türkiye'deki Cezayir'den de yaşanan sorunlar Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisidir ve yıllardır bu sorunun çözülmemesi için de gereken tüm gaye devlet kurumu, devletin kendisi tarafından gerçekleştirmektedir. Örneğin son bir yıl içerisinde derneğimize gelen 110 başvurunun 51'i Van cezaevlerinde, bölgedeki cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine ilişkindir. Yani bu %50'sine yakın, 50'sinden fazlası neredeyse cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerdir. Cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerinin birçok nedeni bulunmaktadır ve bunlardan ne anayasada ne de kanuni düzenlemelerde yeterli düzeyde bulunmamaktadır ve bulunan da yeterli düzeyde gerçekleştirilmemektedir. Örneğin hasta mahpusu olarak cezaevinde bulunan birisi hastalandığında sağlık hakkına erişimin engellenmemesi gerekiyor. Bunun için de yeterli bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. En büyük sorunlarından birisi adli tıp kurumudur. Örneğin yereldeki hastaneler cezaevinde kalamaz raporu verebilmektedir. Ancak adli tıp kurumuna sevk edilmesini öngörmektedir. Niçin yasal düzenleme yeterli görünmüyor diyoruz? Çünkü yerelde bulunan bilim insanlarının vermiş olduğu karar bir üst mekanizmaya tabi tutulmaktadır. Bu üst mekanizmada siyasallaşmış bir kurum olduğundan dolayı maalesef iktidarın istemiş olduğu kararlar verilmektedir. Mehmet Emin Özkan örneğinde 80 yaşını aşmış bir insan kendi günlük ihtiyacını cezaevinde geçiremeyecek olmasına rağmen maalesef ATK'nın, adli tıp kurumunun kararıyla cezaevinde tutulmaktadır. Çok düşük bir ihtimalle ATK'nın, adli tıp kurumunun cezaevinde kalamaz raporunu verdiği örneklerde bulunmaktadır. Bunun da yasal, bu kez de yine engelleyici olan yasa oluyor. Yani yasanın kendisi buna engel çıkarmaktadır. Zira ceza infaz kanunun ilgili maddesinde şu düzenlenmektedir. Yani ATK raporuna rağmen kişi cezaevinde kalamaz denilirse dahi bu kişi hakkında savcılık emniyete yazı yazar. Toplum sağlığı, toplum güvenliği için görüşünüzü bildirin der. Bir tarafta bilim insanlarının üretmiş olduğu bir rapor var. Hem yerelin hem ATK'nın, ancak bir emniyet müdürlüğünün tutmuş olduğu bir tutanak. Kişinin tahliye olması halinde kamu güvenliğine, kamu sağlığına zarar verir ibaresi hem yasada geçmektedir hem sırf bu cümleyle kişi bu kez emniyetin kararı üzerine cezaevinden tahliye edilmemektedir. Bu tür örneklerde yaşanmaktadır. Yani en başta belirttiğim üzere bir hukuksal sorun var. Hukukun yeterli düzeyde kanunla yani yasayla düzenlenmemesi, düzenlenen var olan yasaların dahi yeterli düzeyde olmaması ve uygulanmaması. Burada devlet söz konusu ötekiler olduğunda, yani mahpuslar olsun veya dışarıdaki insanlar olsun, öteki kesim, yani Türkçü Sözleşmesi'nin kaynaklarının dışında, yani bu devletin temelini oluşturan ulusal yapının dışında olan ötekiler, bunlar içerisinde Kürtler de var, olması halinde tamamen o katı refleksini gerçekleştirmektedir. Örneğin Cumhuriyet'in kuruluşundan beri her alanda Kürtlere karşı anti bir şeyi vardı, propagandası, anti bir projesi vardı, bir politikası vardır. Bunların en yoğun şekilde şu an cezaevlerinde yaşanmaktadır. Cezaevlerinde bulunan mahpuslara karşı yaşanmaktadır. Ve cezaevlerinde bu kadar ihlallerin yaşanması, derneğimize bu kadar ihlallerin başlamasının diğer bir nedeni de devletin, siyasal iktidarın politikalarıdır. Yani hukuksal düzlemin dışında bir de böyle bir gerçeklik var. Üçüncü bir şey ise tabii ki cezaevlerinde bulunan yapısal sorunlardır. Örneğin F tipi gibi, S tipi gibi ağır koşullara sahip cezaevlerdi. Yani bu üç neden aslında cezaevlerinde birçok hak ihlalinin gerçekleşmesine ve hasta mahpusların yaşam hakkının ihlal edilmesine, zira yasa düzenlemesinden bahsediyoruz. Ceza infaz kanunun ilk maddelerinden birisi her şeye rağmen kişi hürriyetinden yoksun bırakılsa dahi
bu cezanın infaz edilmesi insan onur ve haysiyetine aykırı olamaz denilmektedir. Ancak uygulamaya baktığımızda birçok noktada insan onur ve haysiyetine aykırı birçok uygulamanın gerçekleştiğini, en nihayetinde hasta mahpuslara karşı uygulanan tavır, uygulamalar bu onur ve haysiyete aykırı oldu ve kendi yasalarımıza aykırı davranıldığını göstermektedir. En nihayetinde Aysel Turluk, eski Van milletvekilinin her şeye rağmen, tüm hastalığına rağmen tahliye edilmemesi, buna rağmen ifadeye çağrılması, ifadesini almaya zorlanması yasanın ihlal edilmesidir. İnsan onur ve haysiyetine aykırı davranmış olmasıdır. Yani bütün anayasal ya da uluslararası sözleşmeleri bir kenara bırakalım. Yani en temel ceza infaz kanununda yer alan bir hükme bile aykırı davranmaktalar. Sivil topluma alanda yani bir gri alan dediğimiz yani sivil toplum alanı bu noktada tüm duyarlılığı yerine getirmeli ve hükümetin bu noktada en azından var olan yasal düzenlemelerine sahip çıkması. Adli tıp kurumu gibi siyasallaşmış bir kurumun derhal bilime uygun, bağımsız ve tarımsız bilim insanlarının yer alması gerektiği ve ceza infaz kanununda köklü değişiklikler yapılarak en nihayetinde bağımsız kurullarca verilecek raporlarında hasta mahpusların tahliyenin yolunu açacak hükümlere yer vermesi ve hasta mahpusların sağlığa erişim hakkının derhal yerine getirilmesi gerekmekte. Yani bunun acilen atılması adımlardır. Aksi takdirde 2021 yılında gerçekleşti üzere 2022'nin ilk yarısını saymazsak 52 mahpusun yaşamını yitirdiği gerçekliği ile 2022 yılında da karşılaşıyoruz ve bu tehlikeyle karşı karşıyayız.